Şokeri izlemek için zamanınızın çoğunu dünyada geçiriyorsunuz. Ama burada da yapılması gereken çok iş var Kulin. Ah, son derecede haklısınız sayın konsey üyeleri. Elimden geldiğince her yere yetişmeye çalışıyorum. Bu arada güzelliğinize daha az zaman harcamanız gerekiyor. Ama konsey üyeleri... Ama sayın Kulina, bir ay önce gelen oyuncakların bakımı yapılmadı daha. Sonra şu mavi ormandaki salıncaklar. Ben onlara binmeye bayılıyorum ama hala tamir edilmemiş. Derhal ilgileneceğim efendim. En önemlisi de Şoker Nana'nın dileğini engeller ve insan olmayı başarırsa başımıza gelecekleri biliyorsun değil mi? Bilmez olur muyum sayın konsey üyeleri? O halde çok çalışmalısın Kulina. Haklısınız efendim. Simge dün gece çok bozulmuş olmalı. Neden evladım? Sunumu Nana yaptı. Bir de üstüne Japonları ağırlayınca. Ayıp olmuş ama Simge. Sanki işini elinden almış gibi. Haklısın Makbuş Sultan. Onun gönlünü almam gerek. Bir çiçek falan al bari evladım. Ben hallederim Makbuş'cum. Hadi akşama görüşürüz. Güle ben güle hazırım. Ben hazırım. Nana, sen evde kalsan daha iyi olacak. Hani hazırladığımız dosyayı Japonca'ya çevirecektim. Gerek yok. Biz onu çevirmenle hallederiz. Ya. Hadi hoşçakalın. Güle güle evladım. Güle güle. Makbuş, ben nerede yanlış yaptım? Bak, ben bilmem. Sen zaten bir tuhafsın. Kulina, ben nerede hata yapıyorum? Nerede hata yapıyorum? Ay, bilmiyorum ki. Her şeye neden yetişemiyorum? Herkes de benim bakımlı olmama taktı. Konsey üyeleri dahil. Yalan mı süslü peri? Bakımlı olman lazım tabii. Ah, konsey üyelerini hem burada hem dünyada işlerin yolunda gittiğini ispat etmem lazım. Oh ben ana, başka bir dilek bulamadın mı? Yani senin doğum gününden beri başımıza gelmeyen kalmadı. Oh, neyse. Biraz makyaj yapayım da moralim düzelsin bari. İşte yine başlıyoruz. Kokona. Ay, bu isim sana çok yakıştı ya. Çenebaz, tüylerini yolmama çok az kaldı ona göre. Aa. Ay. Ne yapmaya çalışıyorsun sen bakayım? Zaten benim 3 kuruşluk aklım var. Uğraşma benimle. Sana nasıl açıklayacağım bilmiyorum ki. Kulina, yardımına ihtiyacım var. Makbuş'a gerçeği söylememiz gerek. Ay nana, daha makyajımı tamamlamadım ayol, aman. Kokona. Ay, delirteceksiniz beni vallahi. Delirsen ne yapacaksın bilmem ki. Sana yardım etmeye geldim. Bilmiyorum artık. Sen nereden öğrendiysen o numaraları, benim kafamı karıştırmak için geldin. Hiç öyle şey olur mu Makbuş'cum? Nasıl anlatsam? Kulina nasıl anlatacağım? Tövbe estağfurullah. Şimdi kendi kendine konuşmaya başladı. Seni ilk gördüğüm anda zaten bir tuhaflık sezmiştim. Kulina! O da kim? Aman Allah'ım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba, ben oyuncaklar perisi Kulina. Allah'ım yarabbim, sen benim aklıma mukayyet ol yarabbim. Dur Makbuş. Aman Allah'ım. Makbuş, aman dur. Allah'ım. Makbuş. Ay, duramam. Ay, aman yarabbim. Ay. Kulina, öyle aniden gelinir mi? Kadıncağız az kalsın aklını yitiriyordu. Aman nanacığım. Bari oyuncaklar perisi olduğunu alıştıra söyleseydin. Aa, sana da yaranılmıyor yani. Özür dilerim Yüce Kulina. Gel yukarı da Makbuş'u delirtmeden anlatalım şu olayı. Tamam. Makbuş benden korkup kaçar da beni yalnız bırakırsa o zaman ben ne yaparım Kulina? Gel şimdi her şeyi ona tek tek anlatalım. Hı hı.
Nasıl yapıyorsunuz bunu? Uzak durun benden. Uzak durun. Uzak durun. Yaklaşmayın diyorum size. Hokkabazlar sizi. Ay çok yoruldum Makbuş. Makbuş bir dakika izin ver. Hayır istemiyorum. Ya lütfen bizden kaçma, her şeyi anlatacağız. İstemiyorum. Yaklaşmayın bana. Yaklaşmayın. Oyuncaklar pirisiymiş. Ay neden inanmak istemiyorsun Makbuş? Delireceğim şimdi. Lina, insanlar konusunda sabırlı olmam gerektiğini bana sen öğretmiştin. Anımsadın mı? Ay pardon Lina'cığım. Aa, o kadar sihir yaptım inanmıyor, baksana. Neden inanacakmışım? Hokkabazlık bunlar. Böyle iplerle düzenler kuruyorsunuz. Her şeyi önceden hazırlamışsınız. Eşyalar böyle hop başka yere konuluyor. Makbuş'cum. Makbuş'cum canım. Neden böyle bir şey yapalım sana? Ben de onu soruyorum ya. Ben senin bez bebeğinim diyorum. Neden inanmıyorsun bana? Annem dikmişti o bebeği. Oyuncağın canı mı olurmuş? Bütün bunlar numara. Memleketteyken bir panayır gelmiş. Arkaya bir yere sakladım. Sihirbazın numaraları nasıl yaptığını öğrenmiştim. Böyle iplerle düzenek kuruyordu. Peki benim öyle pat diye salonun ortasına gelmem de mi numara Makbuş? O da ne ki? Zamanında bir zat-ı sungur vardı. Böyle sandığa adam koyar, böyle hop yok ederdi. Ne var yani? Bu insanlar bizden de sihirbaz olmuş desene. Makbuş, o panayırda küçük maymunların gösterisini izlerken sahneye fırlayıp bunların içinde cüceler var diye bağırmıştın, öyle değil mi? Nereden biliyorsun?